Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine saatimiz 9'u 2 gösteriyor bu sefer. Çok erken girmeye çalıştım videoya sizler için. Yeni gelen neler var onları inceleyeceğiz. Bugün günlerden 22.02.22 22. çok özel bir gün sizin için bir anlamı var mı ifade ediyor mu bilmiyorum ama benim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Öyle yazıldığı için sosyal medyada bahsedeyim dedim. Neyse olayımız o değil olayımız FIFA sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçiyorum ama öncesinde bir like kanalına abone değilseniz de bir abone butonlarına tıklayarak beni mutlu edebilirsiniz efendim. Geçtim. Evet o muazzır kadroma birazcık şöyle bir 3-5 saniye baktıktan sonra hemen günlük kontente geçiyorum. Kadrom hakkında bir kulüp turu videosu yapabilirim bu aralar. Böyle aklıma geliyor. Evet bugün de kulaklığım yok. Böyle sağdan soldan biraz beni boş gibi görebilirsiniz ama bakalım. Kontentler ne alemde derken Antoine Griezmann'ı görüyorum burada. Geleceğini söylemiştik 2-3 video önce. Griezmann'ın geleceğini söylemiştik. Yine yanılmadık. Yine youtube/tuna slash yurda kul kanalı yine yanılmadı ve Antoine Griezmann şu anda aktif ne istiyor? 82 bir team of the week, 84 istiyor, 84 bir team of the week istiyor. 85 istiyor ve 86 istiyor. Sanki Griezmann için biraz fazla olmuş gibi düşünüyorum. 85 rating bir Base kartı var biliyorsunuz Griezmann'ın. Onun dışında da 86'lık iki tane bir inform olması lazım. Kartı var diye biliyorum. Bakalım. Griezmann 4 4 bekliyordum. Ne gelmiş? 4 4 gelmiş. Daha önce bana yorumlardan Griezmann 4 3. Bilmiyorsun çöpsün diyenler <laughs> olmuştu. Ben dedim ki zaten 4-4 gelebilir. Çünkü neden? Neymar 5-5'ti. Bir böyle beceri hareketi veya zayıf ayağıyla oynuyorlar flashback kartlarının. Griezmann'da da bunun upgrade olarak gelebileceğini düşünüyordum. O yüzden Griezmann'a 4-4 demiştim ve 4-4 bir Griezmann karşımızda. Yüksek orta çalışma oranı güzel severim. Sol ayaklı bir oyuncu. Oyun içinde çok fazla sol ayak barındırmasa da bu sene FIFA meta kartlar anlamında. Griezmann fotoğrafı da güzel. Atletico Madrid'in güzel bir fotoğrafı var. Açıklamasında ne diyor? 15-16 sezonunda UCL sezonunda Atletico Madrid formasıyla sergilediği performansını kutlayan özel geriye dönüş Antoine Griezmann kazan diyor. Tabii ki kazanmıyoruz da. Yani elimizdeki oyuncuları verip yapıyoruz. İyi bizi yeme şimdi. Gelelim oyuncu niteliklerine, nitelik bilgilerine. 89 hız 91 şutuyla gelmiş hızlanması 90, sprint hızı 88, güzel bir hücum oyuncusu için hiç de fena değil. Bitiriciliği 92, çok güzel gelmiş. Şut gücü 90, gayet güzel. Atak pozisyonu özellikle 95. Ne demek oluyor bu? Top onda değilken ona pas geleceği anda gole yakın noktalarda, gole doğru noktalarda kendini konumlandırıyor demek oluyor. Bir de driplingi e geçmeden hazır konuyla bağlantılıyken soğukkanlılığın 93 olduğunu söylemek istiyorum. Bu da karşı karşıya kaldığınız pozisyonlarda gayet etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Özellikle karşı karşıya kaldığında sağ ayağının o 4 değil de sanki bir 5 yıldız gibi kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Çevikliği 95, dengesi 88, hücum hattında aradığımız özelliklerden birisi. Pas anlamında kısa pas 88, görüşü 88 gayet yeterli. Biraz sıkıntılı olduğu bir yer varsa o da fiziksel bölümü ama zıplaması 92 dayanıklılığı 90 gelmiş beni oyundan çıkar demiyor. Ama biraz gücü yok ve agresifliği yok. Onu da artık sizin o sihirli parmaklarınıza bırakıyor. Trade'leri var mı? Plase şutu var. Doğal yeteneği var. Ve ayağının dışıyla şutu var. Bunlar çok önemli. Vücut type'ı ise... <laughs> vücut type'ı nedir? grizmanın vücut type'ını... Alo body type'ı eklemişler mi bakıyorum. Unique bir body type var. Unique body type'ı biliyorsunuz oyunda her oyuncuya verilen bir şey değil. Bazı oyuncularda var. İşte Ronaldo gibi, işte Griezmann gibi, Mahrez gibi oyun Mahrez'in lean miydi? Tam hatırlamıyorum ama unique body type'ı demek kendine özgün bir body type'ı var. Yani animasyonları da ona göre değişiyor. Griezmann'a notum 10 üzerinden 8, 7 buçuktan 8 veririm. Siz ne diyorsunuz? Bana yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Kimyalanması kolay. Fransız olduğu için Fransa liginden özellikle işte Çukurettir, Mbappedir, Benzema'dır, Fekirdir İspanya liginden. Bunlarla yeşil linki var. Kimyalayabilirsiniz kolayca. Dembele'dir aynı şekilde. Ya da defans hattında Varan'la Kimpembe'yle 4-3-3'te sağ tarafta Klaus varsa aynı şekilde kimyalanabilir. Kimya konusunda sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Eğer bir 4-4-2'nin ikinci forveti, sağ tarafta oynayacak bir forvet veya 4-2-3-1'de merkez kemde konumlandırabileceğiniz kısa boylu, çeviklik dengesi iyi olan, dönebilen, güzel şut çekebilen, güzel bir kart olmuş. Ben beğendim açıkçası, yalan söylemeyeyim. Griezmann'ı şahsi olarak, e, gerçek hayatta çok fazla beğenen biri değilim ama bu kartını buçuktan 8 vererek beğendiğimi söylüyorum ve geçiyorum. Evet, sizler Griezmann hakkında yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazın. Oradan konuşuyor olacağız. Alman gücü diye bir TBC gelmiş. Bakalım bu Alman gücü ne istiyor arkadaşlar? Bir tane Salzburg, bir tane Bayern Münih'ten oyuncu istiyor. Aynı ligden Max 4 istiyor. Maksimumda 3 tane kulüp istiyor. 80 rating. Bir tane nadir kullanıyorsunuz ama 82-83 oyuncularınızı vererek birkaç tane de oyuncularınızı vererek Almanya Ligi karıştı, karışımı onun devamında da aynı uyruktan oyuncularla çözebilirsiniz. Bakalım başka ne gelmiş. Orta seviye vardı zaten. Rapsodi vardı zaten. Öne çıkan UEFA maçları. Nadir Elektrum oyuncu paketi veriyor. Biliyorsunuz bu hafta UEFA haftası. Chelsea'nin de maçı bu gece oynanacak galiba. Juventus'la beraber. Villarreal, Juventus karşılaşması. Villarreal'den veya Juventus'tan bir tane oyuncu istiyor. Minimum 4 kulüp istiyor. Aynı ülkeden minimum 3 istiyor. 78'de rating. Premium karma oyuncu paketi istiyor. Fena değil çok fazla bir isteği yok. O yüzden çok iyi de bir paketi yok. Küçük altın oyuncu paketi veriyor. Bu paketi ben seviyorum. Çok da kötü atan bir paket değil. Umarım sizlere de güzel bir şey atar. Mutlaka yapıyorsunuz bu kesbisiyi. Atletico Madrid'den bir ve Manchester'dan bir istiyor. Liglerde maksimum 4 istiyor. 80 rating istiyor. İki tane de nadir istiyor. Bunları zaten elinizdeki oyuncularla çözersiniz. Çözemezseniz de Süper Lig'deki rare oyuncularla daha ucuza yapabilirsiniz. Sizlere ufak bir hatırlatma olsun. Çünkü şu anda İtalya Ligi, İspanya Ligi, İngil... e, İtalya, İspanya ve Fransa liginde eee aykırı görevleri olduğu için oradaki reyide oyunculardan biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Başka ne var? Görevlere bakalım şöyle. Herhangi bir oyuncumuz var mı? Icon swap'ler nasıl gidiyor? Yapıyor musunuz? Onların hepsini yorumlarda konuşabiliriz. Martinez gelmişti. Bunu günde 2-3 maç yaparak halledebilirsiniz demiştim. Gümüş canavarlar görevini bugün keşfet. Ya yani keşfetmedim. Daha önce de biliyordum da. Nadir mega paket var. Çokça abi elimde ilk sahibi olduğum oyuncu yok. O yüzden görevleri yapamıyorum diyorsunuz. Yani burada Squad Battles'da 5 maçta, 6 maçta, işte 10 maçta falan bir nadir mega paket elde edebilirsiniz. Eğer oyuncu elde etmek isterseniz. İkon takasları devam ediyor. Artıcı hesabımda başladım ama ana hesabımda henüz başlamadım. İşte Lig 1, Serie A ve La Liga'dan oyuncularla yapacağınız görevler de burada de devam ediyor. Tommy var, Chukwueze var, Amine var. Başka da bir şey gelmemiş. Şöyle bir footbine bakalım. Footbine hemen bir geçiş yapalım. Burada Griezmann'ın fiyatı henüz belli oldu mu? Bakalım. Henüz belli olmamış. Ee, güzel istatistikleri var. Like, dislike yorumu 1160 like gelmiş, 276 dislike gelmiş. Yani kart ben iyiyim diyor. E, Community de kartı seviyor gibi. Bakalım yeni bir player bir yeni mineraliz falan var mı? O TV'sinin fiyatı tabii ki e, çakılmaya devam ediyor. 38K'lık bir fiyatı var. Yeni player'lar yapalım. Griezmann var ve swap kartları var. Başka da bir şey yok efendim. Şimdi çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte bir content videosuyla karşınızda olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonu, kanala abone değilseniz de abone ol butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Beni mutlu edebilirsiniz. Öpüyorum. Bir sorunuz olursa zaten yorumlar kısmında olacağım. Haydi eyvallah. Gittim. Bay bay.